Babacığım. Doktor bey diyor ki İbrahim Yörükoğlu bir efsanedir. Aynen öyle. Herkese söylüyorum. İbrahim bey en dirayetli hastamız. Öyledir benim canım baba. Tansiyon 9'a 4. Organları iflas etmeye başlamış tek tek. Zaman daralıyor. Yani ne kadar bir zamandan bahsediyorsunuz? Birkaç gün. Bilemedim, bir hafta. Bence aileyi, sevdiklerini falan hepsini toplayın. İbrahim amcaya da böyle bir veda yarışır. Anladım, ben gereği neyse yaparım doktor bey. Ben kanları laboratuvara göndereyim. Zaten her gün uğramaya çalışacağım. İlaçları da konuşuruz seninle. Teşekkürler. Ceren Hanım. Ben de ilaçları almaya eczaneye gideceğim. Tamam, sağ ol. Baba. Canım benim. Güzel baba. Hadi uyu biraz, kapat gözlerini. Sonra bak, torunun gelince seninle çizgi film izlemek ister, uyutmaz seni, biliyorsun. Hazır o yokken uyu, dinlen güzel güzel. Tamam mı? Canım baba. Yapmam gerektiğini söyleseydin. Thank you.
Bunlar senin Endonezya'dan getirdiğin şeyler değil mi? Hı hı. Ya bir şey diyeceğim. Hani bırakmıştın sen bu şifacılık işlerini? Öyle bir şey değil canım. Öyle baktım sadece. Yani klinik psikoloji ile geleneksel şifacılık arasında hala bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bunu göz ardı edemiyorum. Ona baktım sadece. Zaten doktorları söyleyince deli muamelesi yapıyorlar o yüzden. Aa, kapattım. Sen benimle uğraşacaksın da şurada ne yaptın? Yine ne yaptın ha Mahir? Şifasız kaldım. Yok ya. Evet. Ne gibi? Bilgiye de ihtiyacım var. Tamam. İlgisiz kaldım, şifasız kaldım. İnsanlar var içeride. Vay vay, balık yapmışsın. Sofraya oturacağız, tamam. Bir şey diyeceğim, sen neredeydin bugün? Ben seni defalarca aradım, hep telefonun kapalıydı. İşte biraz böyle internetten uzak kalayım. Telefona bakmama günü gibi bir şey, detoks. Çok fazla... böyle internet. Şunu bir açar mısın? Hadi. Ceren'e söz verdim, kaç saat yardım edeceğim dedim. Kıza her şeyi tek başına yaptı yine. Tamam, hadi bir yardım edelim. Tamam. Söz veriyorum. Yemeğimizi yiyelim, ben seni şifalandıracağım. Tamam mı? Tamam. Hadi yardım etmeye gidiyorum ben. Söz. Bir tanem ama söyledim sana ya, yapmışsın tek başına. Yardım edeceğim dedim, söylemedin. Ay ne olacak canım, bir salata, bir balık. Umay, amcasının güzeli neredesin? Buradayım. Dayı turizmin, prenses yolcuları, uçağımız kalkıyor. Çok uzaklara gitmeyin. Açmışsınız, aşkım, hadi güzel bakalım. Güzel kıyafetin ne olacak senin? Hadi gelin bakalım buraya. Hadi geç bakalım. Herkes yerine. Hadi bakalım. Gel bakalım. Çıtmat şu. Aman is dikkat. Ready. Ah geldiler. Ay ay ay. Gördüm sizi. Selam. Gel. Vay, bilişim dünyası, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşkım. Ne haber şeker? Ne haber? İyi ben de. Hoş geldiniz. Şöyle ekmeği vereyim. Güven. Ne haber? Ne haber? İyisiniz. Ya da. Nasıl, senden ne haber? İyi. Ay. Selam patron. Hoş geldin. Acıktık mı? Acıktık mı? Ceren, hani anlaşmıştık? Hem adliye hem çocuk beraber yapalım bari yemeği. Ne olacak şeker? Hadi afiyet olsun. Ben de aynı şeyleri söyledim. Ay sığamadım. Abi ya, sen de şu balıkları getirir misin? Derhal. Sağ ol canım. Balık kimin en sevdiği yemek biliyor musunuz? Bulamam ben. Bilemiyorum. Kim? Ben biliyorum galiba. Ben de biliyorum. Galiba sensin değil mi? Evet. Ah, bak amcan ne getiriyor? Çok güzel görünüyor. Çok güzel gözüküyor bu ya. Hadi bakalım. Aldım. Çıtmatım. Tamam. Çıtmatım, dur elini. Elini. Aman yanmasın. Dikkat edin. Ah, elim yandı. Ödümü kokuyordum. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çıtmatım. Allah yağla. Çok güzel kokuyor be. Ben kendim alıyorum. Ben Ali'ye veriyorum. Evet. Salata iste ya. Kendimizi kendimiz yapıyoruz değil mi? Salata iste ya kardeşim. Gel bakalım, ben sana şimdi dayıtayım bunları. Balık alıyor musun? Kafasını aldım. Dayısı ya. O zaman onu bir kıl çıksın tarafına. Ben Ayşe, insan şu nereden annesi? Buyur hayat, buyur. Buyur ne ya? Buyur ne ya? Buyur ne ya? Salata iste. Kaşık mı salata da? Var burada May. Bu patlıcan halamın donmuş. Halam da bu kadar ya. Biraz yiyelim artık ha? Prensesim. Hadi.